Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçilemeyeceğini görüyor, biliyor, kendine yeni bir partner arıyor, buradan kurtulmak istiyor. Zaten Recep Tayyip Erdoğan için esas olan şudur. HDP, PKK, Recep Tayyip Erdoğan'la beraber hareket ediyorsa legaldir. Eğer karşıysa illegaldir. Ne diyor Urfa AKP milletvekili? HDP legal partidir diyor. Pekala, HDP'yi illegal diyen kim Mustafa'cı? Kim diyor? Ben illegal diyorum. İllegaliteyle beraber hareket ediyor diyorum. Hala diyorum. Ama AKP, Cumhurbaşkanı, Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakanları, Milliyetçi Hareket Partililer, HDP kapatılsın, Selahattin Demirtaş teröristtir diye her gün tweet atıyorlar. Şimdi bunun üzerine HDP'ye illegal diyen Urfa milletvekiline ses çıkarmayacaklar mı? HDP ile yeniden koalisyon kurulmalı diyen Orhan Miroğlu'na bir şey demeyecekler mi? Söylemeyecekler mi? Eğer söylemeyeceklerse dönüp de bize onursuz diyen bizatihi onursuzun ta kendisidir. Gürtekin al onurunun zekatını verse 40 defa yeter. Dolayısıyla siyasetin dilini düşürmesinler. Zannetmesinler ki biz sert söylemlerle bunları korkuturuz, sustururuz zannetmesinler. Millet aç, memleket perişan, esnaf perişan Mustafa'cığım derdi çözsünler, derdi. Sokakları gerginleştirmesinler, kavgaya götürmesinler milleti. Sorunlara çözüm üretsinler. Sayın Erdoğan'ı tanıyanlar bilir ki Sayın Erdoğan için herkesin onda bir kullanım süresi vardır. Kullanım süresi bittiğinde gece yarısı kaldırıp atmaktan imtina etmez. Sayın Erdoğan makyavelisttir. Sayın Erdoğan kendi çıkarları için, kendi menfaati için herkesi kullanabildiği kadar kullanır, sonra kaldırır bir köşeye atar. Peki HDP bunun farkında değil mi? Deli Boncu Melih'i yıllarca kullandı. Sonra kaldırdı attı. Hı hı. Melih niye atıldığını söyleyemiyor ama Tayyip Erdoğan da niye attığını söylemiyor. Niye? İşine yaramıyorsun diyor. Yarın jeliboncu Melih örnek veriyorum işine yararsa tekrar kullanacak, tekrar çağıracaktır. O sebeple buradan ne maksat güdülüyor? 35'i geçemiyor Cumhur İttifakı. 35'i geçemediğine göre HDP'de oy oranı olarak %10'un üzerinde gözüküyor. Bu kadar saldırmalarına rağmen, bu kadar üzerine gitmelerine rağmen %10'un altına düşüremediklerini görüyorlar, düşünüyorlar. Onu da yanına alarak kendini cumhurbaşkanı yapmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın, bakın TV5'ten bütün Türkiye'ye ilan ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP, MHP diye bir derdi yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın tek derdi var, yeniden cumhurbaşkanı olmak. Yeniden bir 5 yılı garanti altına almak. Çocuklarının ve şahsının geleceğini, teminatını garanti altına almak. Bunun için de Recep Tayyip Erdoğan her şeyi göze almıştır.